İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 25. olağan oturumu gerçekleşti. Serp Antlaşması'nın imzalandığı haberi neredeyse bir hafta sonra Ermenistan'a ulaşıyor. Dışişleri Bakanlığı, savaşan bir orduya sahip olmak her ülkenin egemenlik hakkıdır. Hollywood aktörünün büyük ninesi soykırımdan sağ kurtuldu anma parkına kökler ağacı dikti. Sinik bölgesinin tarihi Şigaho Köprüsü yenileniyor. Dolma mı yoksa Hingali mi? Delican'da Mimino Festivali düzenlenecek. Ermeni para halterciler Dünya Kupası'nda altı madalya kazandı. Açılış konuşmasını ve gündemin sunumunu Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Nelli Dünya'nın yaptığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 25. olağan oturumu 19 Haziran'da gerçekleşti. Gündemin ilk bölümünde planlanan fikri mülkiyet, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgiye ilişkin anlaşma maddelerinin Birleşmiş Milletler'de tartışılması konusu Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Hukuk komitesinde daha objektif bir şekilde görüşülmek üzere ertelendi. Gündemin ikinci bölümünde fonlara başvuru yolları ve program ayrıntılarının daha detaylı ele alınmasının yolları sunuldu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan Sev Antlaşması'nın onaylanmasının ayrıntılarını ve önemini milletvekillerine anlattı. Ayrıca Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin en önemli etkinliklerinden biri olan Sev Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönümü nedeniyle 23 Haziran'da düzenlenecek toplantıya katılmaya davet edildi. Oturumun sonunda diğer güncel konularda ele alındı. Sevr Antlaşması'nın imzalandığı haberi neredeyse bir hafta sonra Ermenistan'a ulaşıyor. 19 Ağustos'ta Haraç gazetesi baş yazısında 10 Ağustos'un dünya tarihinde ve özellikle doğuda tarihi bir tarih olarak kalması gerektiğini yazmıştı. Antlaşmada sadece büyük bir Ermeni devletinin kurulması değil, aynı zamanda Kemalistlerin de kısa sürede zayıflaması ümidiyle vurgu yapılıyordu. Ancak birkaç gün önce Zangezur'da acı olaylar yaşandı. Goris'te Bolşevikler, Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti'nin milletvekilleri Vahan Horenu ve Arşak Sirunyan'ı öldürdü. Ancak yetkililer mümkün olduğunca şenlik havasını korumaya çalıştı. Ve 19 Ağustos'ta Yerevan'da resmi olarak işgal edilen başkent Karin Erzurum olmasına rağmen Sevr Antlaşması'nın imzalanması büyük bir tantanayla kutlanıyor. Şehir önceki bayramlarda olduğu gibi üç renkli bayraklar ve halılarla süslendi. Sabah saat 11'de askerler sıraya dizilmişti ve bando çalıyordu. General Hakverdiyan, General Nazarbekyan, General Sidikyan ve Ruben Terminasyan ile Askeri Bakan'ın yardımcısı Hamo Okhancan yan geliyor. Etkinlikte çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve askeri ateşeleri de hazır bulundu. Askerlere ve vatandaşlara seslenen Okan Canyan, Ermeni rüyasının çok yakında gerçek olacağını ifade etti. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün Doğu Ermenistan ile Fransa arasındaki askeri teknik işbirliğine ilişkin açıklamalarına şöyle yanıt verdi. Savaşkan ve modern askeri teçhizatla donanmış bir orduya sahip olmak her ülkenin egemenlik hakkıdır. Hatırlatmak gerekirse Bakü Savunma Bakanlığı, Doğu Ermenistan ile Fransa arasında Kaiser topçu tesislerinin alım satımına ilişkin sözleşmeye atıfta bulunarak Paris'i Güney Kafkasya'da provokatif faaliyetlerle suçlamıştı. Açıklamada Doğu Ermenistan ve Bakü 1921 yılında Almata beyanına dayanarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdıkları konusunda en üst düzeyde mutabakata vardılar deniliyor. Batı Ermenistan hükümeti tarafından kınanan bu bildiri Azerbaycan'ın bir asırdan fazla bir süredir yerli Ermeni nüfusa karşı işlediği tüm suçları hesaba katmıyor ve milliyet ilkesini sınır çizme idari ilkesiyle gasp ediyor iki ülke arasında. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da ülkemizin bu ilkeye bağlı kaldığını, uluslararası alanda tanınan 29.743 kilometre karelik topraklarının ötesinde bir hedefinin olmadığını belirtiyor. Dışişleri Bakanlığı, Davuş bölgesi ve Gazah bölgesindeki dört köyün sınırlarının belirlenmesi girişimiyle bu yaklaşımın pratikte kanıtlandığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu nedenle bakanlık, Bakü'nün eylemlerinin Kasım 2024'te Bakü'de yapılacak COP29 zirvesi sonrasında Doğu Ermenistan'a karşı yeni bir saldırı başlatmayı amaçladığından endişe duyuyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı KOP 29 zirvesinden 6 ay önce halkını Azerbaycan'ın saldırısından koruyabileceğine her ne kadar işlevi bu olmasa da inanmıyorsa bu soru gerçekliğini koruyor. Yeterlilik mi, amatörlük mü, siyasi ve diplomatik beceriksizlik mi? Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada oyuncu yapımcı yönetmen Joe Mangani Ello, Doğu Ermenistan ziyareti kapsamında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit anıt kompleksini ve müzesini ziyaret etti. Hollywood aktörünün anne tarafından büyük büyük annesi Terviz Rosa Darakçıyan soykırımdan sağ kurtuldu. Kocası ve yedi çocuğu Türkler tarafından öldürülmüş, sekizinci çocuğu ise Fırat Nehri'ni geçerken boğulmuştur. Bu olaylardan kısa bir süre sonra Terviz'in dokuzuncu çocuğu Joe Manganiello'nun büyük annesi Sirarpi doğdu. Oyuncu büyük bir heyecan ve hayranlıkla Harbert'li büyük büyük annesinden bahsetti. Joe Manganiello ayrıca Ermenilere uygulanan Soykırım Armenosit Müzesi'ni de gezerek kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı ve onur konuklarının anı defterine not bıraktı. Ziyaretin sonunda Joe Manganiello büyük büyük annesi Terviz Rose Darakçıyan ve büyük annesi Sirarpinin anısına Armenosid'in anma parkına bir köknar ağacı dikerek uzun zamandır dile getirmek istediği bir dileğini yerine getirdi. Doğu Ermenistan Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Doğu Ermenistan'ın Hapan bölgesindeki Şigahog'da inşa edilen köprünün tamir ve onarımı gerçekleşiyor. Şigaho köyünün 1886 yılındaki köprüsü aynı adı taşıyan nehrin üzerine inşa edilmiştir. Köprü tek kemerli olup ön duvarları ve tonozları kaba bazalt ve dere taşlarından yol ise düzgün bazalttan yapılmıştır. Dolma mı yoksa hingali mi? Et asma yaprağına mı yoksa hamura sarılı mı daha lezzetli? Ermeni ve Gürcü şeflerin bu en önemli festivale hazırlanırken yarı şaka, yarı ciddi yaptıkları tartışmalar bunlar. 22 Haziran'da Ermeni Görücü Mutfağı ve Kültürel Lezzetini Yaşatan Mimino Festivali Dilican'da ikinci kez düzenlenecek. Doğu Ermenistan ve Gürcistan'dan aşçılık becerileriyle yarışacak şefleri tek çatı altında buluşturacak. Profesyonel bir jüri de çalışmalarını değerlendirecek. Amaç yemeklerin özelliklerini kamuoyuna duyurmaktır. Festival kapsamında 45 standta Ermeni Gürcü mutfağına ait yemekler ayrı ayrı tanıtılacak. Yöre halkı da kırsal mahsulleri, ürünleri, el sanatlarını satma imkanı bulacak. <laughs> Doğu Ermenistan Genç Para Halter takımı Tiflis'te düzenlenen Dünya Kupası'nda 6 madalya kazandı. Takımda 49 kiloda yer alan Artur Babayan, 15-17 yaş grubunda 105 kiloyla Avrupa rekoru kırarak gümüş ve bronz madalya kazandı. 15-17 yaş grubunda Rafael Hamazaspian 75 kilo ve 210 kilo sonuçlarıyla bronz ve altın madalya kazandı. Horen Zaduryan 18-20 yaş grubunda 105 kiloyla 2 altın madalya kazandı. Batı Ermenistan genç para halter takımının selamlar ve başarılarının devamını diler sevgili soydaşlarımız ve saygıdeğer vatandaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.